Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere arkadaşlar iki şiş gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Sizlere bu videomda bu modelden dilerseniz çeyizlik yelek, dilediğiniz hırka ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir o kadar kolay bir modelden bahsedeceğim. Modelin yapımı için arkadaşlar elimde böyle şişlerim var. Bunlar 2,5 numara şişlerim ve ipim ise şöyle göstermek istiyorum. Tabii ki siz dilediğiniz ipten, dilediğiniz marka ipten yapabilirsiniz. Şöyle kalınlığını göstermek istiyorum. Şöyle bir ipim var elimde. Buyurun dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tabii ilmeklerimi topladım arkadaşlar. Bu arada ben kanalımda ilmek toplama lastik yapımı bulabilirsiniz kanalımda. Bu şekilde 3 ve katlarında ilmekler topladım. Şöyle göstermek istiyorum modelimiz 3 ve katlarında. Şöyle 3 3 olarak şöyle göstermek istiyorum. Üçer üçer ilmeklerimizi toplayıp bir tane de 3 3 artı bir tane de ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 ve katlarında bir tane de fazladan ilmek bu kısma. Evet, hemen bu ilmeğimi örerek alıyorum arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğim olduğu için örerek aldım. Burada hemen 2 tane düz yapıyoruz arkadaşlar. 2 düz örüyoruz. 1 2. Hemen bir tane ters örüyoruz. 2 tane düz. Bir tane ters. 2 tane düz. Bir tane ters. 2 tane düz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, yine ters ördüm. Sondaki ilmeklerimi düz olarak bitiriyorum arkadaşlar. Burada modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İkinci sıramızı da aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen buradan örmeden alıyorum bu ilmeğimi. Burada ters örüyoruz artık. Ters ilmeklerimizi ters. Bu tarafından düz ilmeklerimizi düz ters. 2 tane ters, bir tane düz, 2 tane ters. Yani bu taraftan bakıldığı zaman zaten ters oluyor. Ters olan düz görünüyor, düz olan ters görünüyor arkadaşlar. Yine bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane düz, pardon, 2 tane, bir tane düz, 2 tane ters. Yine bir tane düzü, yine 2 tane ters. Bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Yine ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir sıra daha düz ilmeklerimi düz, ters ilmeğimi ters. 2 tane düz, bir tane ters. 2 tane düz, bir tane ters. 2 tane düz, bir tane ters. Bu şekilde bu sıramızı tamamladıktan sonra örneğimizi koyacağız arkadaşlar. Tabii ki siz bu modeli lastik üzerine de yapabilirsiniz. Lastik örüp lastik üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi örneğimizi koyacağız. Bu kısmı ters oluyor arkadaşlar. Ters tarafı, bu kısmı düz tarafı oluyor. Örneğimizi bu kısma koyacağız. Birer tane düz olan kısma koyacağız. Evet arkadaşlar, 3 sıra şöyle ördük. Şimdi modelimi çevirdim. Burası düz tarafı oluyor şimdi arkadaşlar. Şimdi burada
Bunu örmeden alıyorum, ters örüyorum. Ters ilmeğimi, bu taraftan ters görünen ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bu arada bir tane düz ilmeğimiz var. Burada bu kısmı değil, hemen şu değil, üçüncü delikten ilmek alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Tekrar ikinci delikten bir ilmek daha alıyorum. Şimdi bu kısımdan da bir ilmek alıyorum. Ve bunu şöyle göstermek istiyorum. 3 tane ilmek. Hemen diğer şişime alıyorum bunu. Bunun hepsini birlikte örüyorum. İpim yaralıyor. Evet, bu şekilde hepsini birlikte ördüm. Ve buradan hemen şöyle bu ilmeğimi de alıp tekrar örüyorum. Şöyle. Burada tekrar ters ilmeklerimi ters örüyorum. Yine düz ilmeğimiz geliyor. Bu kısmından değil, yine ikinci değil, üçüncü delikten ilmek alıyorum. Yine ikinci ilmekten bu şekilde, yine bu şekilde 3 tane ilmek. Hepsini diğer şişimden alıp örüyorum. Yine bu ilmeğimi de bir kez örüyorum. Diğer kısma geçiyorum. Ters ilmeklerimi ters. Yine tekrar göstermek istiyorum burada. Bu kısım değil arkadaşlar. Şöyle. Burası da değil. Üçüncü ilmeğimden ilmek çıkardım. Tekrar sıradaki ilmeğimden ilmek, en son ilmeğimden ilmek. Bu şekilde 3 tane. Hepsini birlikte ördüm. Bu ilmeğimi de bir kere örüyorum. Buradan ters ilmeklerimi örüyorum. Yine tekrar göstermek istiyorum. Bu kısım değil. Şimdi burası da değil. Hemen üçüncü delikten ilmek, ikinciden ilmek, üçüncüden ilmek. Buradaki ilmeklerimin hepsini şöyle göstermek istiyorum. Şöyle topladım. Hepsini birlikte ördüm. Çıkan ilmeğimi de tekrar bir kez daha ördüm. Diğer ters ilmeklerimi de yine normal örüyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimin bu sırasını tamamladım. Modelimiz burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi hemen geriye dönüyorum. Buradan ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimi yine başlamış olduğumuz gibi 2 tane düz, 1 tane ters alıyoruz. Yine 2 tane düz, 1 tane ters, 2 düz, 1 tane ters, 2 tane düz, ters. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Son sırama geldim. Bunları da düz örüyorum. Ve geriye dönüyorum. Yine tekrar aynı şekilde ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ters ilmeklerimi, ters görünen ilmeklerimi ters, düz görünen ilmeğimi düz alıyorum. Yine burada 2 ters, 1 tane düz, 2 tane ters, 1 tane düz. Hemen hızlıca geçiyorum bu kısmı. Bunu da düz alıp bitiriyorum.
Şimdi yine bir tane daha bu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Yine düz taraftan model kuracağız. Yine burasını ilmeğimi örmeden alıyorum buradan. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters, iki tane düz, tekrar bir tane ters, şimdi bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, modelimi bu şekilde tamamladım. Örgümü şöyle çeviriyorum. Yine model kuruyoruz arkadaşlar. Yine model nasıl kurmuşsak model üzerine denk gelecek şekilde burada ters örgümü örüyorum. Şimdi burada aynı şekilde devam edeceğiz. Burada mesela bu ilmeğimiz ikinci, şöyle göstermek istiyorum. Bu ilmeğimiz bu ikinci, şuradaki üçüncü. Buradan ilmek alıyorum. Bir, ikinciden iki, üçüncüden 3 ilmeğimi alıyorum. Bu 3 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Ve bu şekilde hepsini birlikte örüp tekrar bu kalan ilmeğimi de bir defa örüyorum. Yine ters ilmeklerimi ters ördüm. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Yine tekrar şurayı göstermek istiyorum. Bu kısmı değil, yine bu kısmı değil, bu kısımdan 1 2 3 hemen 3 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Bu ilmeğimi de örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, modelimi birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi şöyle birkaç sıra ilerledim sizler için. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Her türlü iki şiş örgünüze yakışacak gerçekten güzel bir modelden bahsettim. Bebek yeleklerinde, normal yeleklerde, çeyizlik yeleklerinizde, gerçekten etuş havlarınızda güzel bir model. Hem de yapımı kolay. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.